Hepinize yeniden merhabalar kadim oyuncular. Bugün sizlerle birlikte Bucket Konudaki serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Önceki videoda sizlerle bahsettiğim bir konu vardı. Bildiğiniz gibi item stack üzerinden gidecektim birkaç bölüm. Bu bölümde ise GUI'ler işleyeceğiz ve oyuncuya komut girdirmeyi işleyeceğiz. Arkadaşlar peki bildiğiniz gibi item stack'te oyunlar önceki videoda gördüğünüz gibi pusula yaptık. Onay ile oyunları seçip girebilmeyi yapacağız. Tabii ki de oyunlara şimdilik girebilmeyi yapmayacağız. Çünkü BungieCore şu an kurulu değil. Tabii şu an biz oyuncuya komut girdirerek yapıyoruz öbür sunucuya aktarımını. Ama ileride tabii ki de Bungie API'ye geldiğimizde onu işlediğimiz vakit artık direkt plugin üzerinden de oyuncunun verisini BungieCore'dan diğer sunucuya aktarabileceğiz. İlk olarak arkadaşlar GUI oluşturmak ile başlayalım. Bildiğiniz gibi pusula ve pusulanın iç özelliğini yapacaktık. Biz bu Republic Void deyip Open GUI ya da Compass GUI diyebilirsiniz. Compass GUI deyin ve bir tane player referansı isteyin. Bunları istedikten sonra kapatın. Kapattıktan sonra geliyorsunuz buraya. Burada bu sefer yapacağım şey ise şu. Inventory GUI diyoruz. Buraya diyoruz ki arkadaşlar player create affedersiniz. Bucket create inventory diyoruz. Buraya ilk değer arkadaşlar şöyle düzelteyim. İlk değere null değerini atıyorsunuz. İkincisi yine slot'a atıyorsunuz. Yani envanter kaç slot olması gerektiğini atıyorsunuz. Üçüncü değere ise envanterin ismini atıyorsunuz. Ben buraya diyorum ki chat olur bolt deyip buraya diyorum ki oyunlar diyorum envanterin ismine ve böyle envanteri oluşturmuş oluyorum. Sonra diyorum ki item stack, yani bir tane artık bildiğiniz gibi skyblock yapacağım ben. Bir tane tabii bunu kopyalayabilirsiniz. Bu tabii ki de sizin özgürlüğünüz. Item stack diyorsunuz. Buraya skyblock değil. Skyblock dedikten sonra buraya diyorsunuz ki buraya geldik skyblock dedikten sonra new item stack, new item stack buraya kapatıp material glass olsun ya da glass cam mıydı? Grass topraktı. Tamam, grass olsun. Biraz İngilizcenizin biraz olması gerekiyor. İngilizce şart. En azından temel anlamda birkaç şeyleri bilmeniz kesinlikle gerekiyor. Sonra item bildiğiniz gibi meta oluşturuyoruz. Meta oluşturduktan sonra oluşturabilsem vallahi güzel olacak. Meta Skyblock meta deyip buraya diyoruz ki eşittir. Bunu zaten bundan önceki videoda anlattım sizlere meta ve item stack konusunda. Skyblock get item meta diyoruz. Diyoruz ki Skyblock'un item metasını buna ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar aşağılara iniyoruz. Diyoruz ki ArrayList deyip bir liste. ArrayList dedik, buraya string deyip buraya diyoruz ki lore. Bildiğiniz gibi Skyblock item'ının altında kaç oyuncu olduğunu göstermemiz lazım. Tabii şu an göstermeyeceğiz çünkü Bungie API yüklü değil ve BungieCore kurulu değil. Tabii ileriki videolarda bu item stack üzerinden Bungie API ile sizlere anlatacağım. ArrayList lore, buraya diyoruz ki lore dedikten sonra new ArrayList dedikten sonra biraz donabilir, önemli değil. New ArrayList deyip kapatın. Lore add diyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki lore add ilk önce şöyle kapalı yapın. Sonra deyin ki lore at buraya chat color gray yapın. Gray dedikten sonra şu anda oynayan şöyle deyip chat color, tabi artı yapmamız lazım öncelikle, chat color white deyip sıfır diye ben böyle direkt yazıyorum arkadaşlar. Tabi siz buraya Bungie API eklediğinizde otomatik bir şekilde buraya Bungie API'nin kodu veriyi yazacaksınız. Ama şu anlık konumuz o değil. Şu anlık ben sizlere GUI'leri anlatmak için genelde kullanılan örneklerden biri üzerinden anlatıyorum. Chat color white deyip sonrasında aslında direkt şöyle chat color gray deyip artı deyip kişi var ya yazıyorum ve bunu kapatıyorum. Lore et deyip lore et şöyle bunları kapatıyorum. Diyorum ki Skyblock meta set lore deyip lore'yi seçiyorum. Ve biraz yukarı gelip artık burada işimiz bence bitti arkadaşlar. Buraya giriyorum. Skyblock set item meta set item meta deyip Skyblock meta'yı otomatik seçmesini istiyorum. Ve Skyblock meta görüldüğü gibi seçildi. Sonra aşağı inip
Gui, Set, Item deyip buraya 0. slota, yani mesela 9 slot ayarladık ya, 0. slota benim Skyblue'u yerleştirmesini istiyorum. Tamam, bundan sonra diyoruz ki player demiştik. Player, open inventory diyoruz ve GUI'yi seçiyoruz. Tamam, şimdi şöyle bir önemli bir konu var arkadaşlar. Bunlardan biri şu. Tamam, biz bunları yaptık da adam nasıl GUI'ye erişecek? Bunun için aşağıya inmemiz lazım. Bir event daha oluşturmamız lazım. Ben şu an tek class'tan yapıyorum anlatmak için. Ama sizler farklı farklı class'lardan daha optimize bir kod yapabilirsiniz. Public void compass click diyorum. Player interact, evet, yani player ona etkileşim kurduğu anlamına geliyor. Etkileşimli event anlamına geliyor gençler. Şimdi bizlerin önemli olarak düşünmesi gereken konulardan biri eget player var mı? Var. Ama birazdan eget player olmayacak. Hele şu pusuların içinde. Onları sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu da orada aslında sizler de kendinize görmüş olacaksınız. Diyorum ki if e get player get item in hand, yani elindeki itemi bana ver diyoruz. Get item meta diyorum. Buradan diyorum ki get display name containers deyip buraya diyorum ki arkadaşlar, hani ben sizlere pusulanın ismini yukarıda ayarladım ya oyunlar diye. Onu burada kopyalıyorsunuz. Yukarıya yazdığınız o set display'nin parantezin içerisindekileri kopyalayıp bu parantezin içerisine aktarıyorsunuz ve bunu kaydediyoruz. Peki biz niye item'ın ismiyle yaptık? Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi ben eğer ki buraya kompas olarak, yani sadece kompas materyali ile seçmesini isteseydim, yani şu an bizim ayarladığımız pusula harici tüm pusulalarda sağ tıkladığında kompas GUI, yani oyunlar GUI'si açılırdı. Bu da istemeyeceğimiz bir şey. Ayrıca ben şu GUI'yi 4'e alacağım. Daha güzel gözükür. Tamam, bunu istedikten sonra diyoruz ki arkadaşlar kompas GUI, kompas GUI deyip kompas GUI dedikten sonra burada kompas click event diyor. Bu biraz interaktif. Bu başka şekilde de oluyor. Siz çok takmayın bunu. Bunun burada event'in burada gözükme nedeni ise şudur. Bildiğiniz gibi oyuncunun interact, yani entelekte olduğu, yani etkileşimde olduğu bir event. Bu biraz karışık. Sonra sizlere ayrıntılı anlatmam lazım bu konuyu. Get player dedikten sonra artık kompasa, pusulaya sağ tıkladığında kompasa, yani GUI'ye erişim sağlayacak. Sonrasında bizim için düşünmemiz gereken konulardan biri de şuydu bildiğiniz gibi. Tamam, pusulayı açtı ama pusula içerisindeki itemlere sağ tıkladığında herhangi bir komut girmiyor. Bunu halletmek için ise event hunter deyip sonrasında play public void GUI click diyoruz ve player click değil, inventory click event yazıyoruz. Inventory click event, çünkü inventory'nin içerisinde click oluyor. Bizim için ise önemli olan konulardan biri şu bildiğiniz gibi. Şimdi bizim player diyoruz. Buraya geliyoruz. Parantez, şöyle buraya açıp parantez açıyoruz. Yani bunun bir oyuncu verisi olduğunu öncelikle belirtiyoruz. Get who clicked. Yani bu tıklamayı kim yaptı? Bu tıklamayı ne yaptı? Ben isteseydim bu tıklamayı herhangi bir mob, hatta blok bile yapabilirdim. Ama çalışmayabilir. Ama player yapıyoruz biz. İşte diyoruz ki tıklayan kişiyi bana ver ama oyuncu olarak ver diyoruz. Ve buraya geldim. Buraya geldim de diyorum ki if diyorum. If dedikten sonra get inventory diyorum. Get inventory containers. Bana envanter ver diyorum. Bana envanter dedim. Get name. Evet, envanterin ismini ver diyorum. Get name dedikten sonra containers dedikten sonra aynı işlemi arkadaşlar envanter içinde yapıyoruz ama 9'a kadar bölüme alıyoruz. 9'dan sonraki virgülden sonraki bölümü alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu aldıktan sonra buraya tekrardan bunu yapıştırıyorum ve bunu arkadaşlar açıyorum. Bunu açtıktan sonra bildiğiniz gibi artık tıkladığımız şeyler sadece click event'te oyunlar envanterinin içerisinde çalışacak. Sonrasında aşağı iniyoruz, if diyoruz. Şimdi ise önemli olan konu ise şu. Ne tıklandığı bizim için önemli açıkçası. Ne tıklandığı önemli. Diyoruz ki get click inventory get neredeydi o neredeydi
Neredeydi? Current item. Evet, current item. In current item neye tıklandı işte? Neye tıklandı? Burada current item dediğinde arkadaşlar get item meta var. Mesela biz ne yapmıştık? Skyblock için item meta yaptık. Şimdi geliyoruz. Biz buraya item meta diyoruz. Item meta dedikten sonra get display name tekrar alıyoruz ve continuous giriyoruz. Bu continuous ise Skyblock geldiğimizde set display name yapmıştık ya arkadaşlar. Skyblock item meta. Ha, biz set display name yapmamışız. Evet, bunu fark ettim. Skyblock meta set display name Skyblock yapalım. Böyle Skyblock display name'ini de ayarlayalım. Chat color gray deyip bunu hallettik. Sonrasında burayı kopyalıyorsunuz. Burayı kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Containers'ın içerisine seçiyoruz. Containers ne diye sorarsanız bu o mu anlamına geliyor? Eğer ki o oysa true verisini yani boolean'i true olarak atıyor ve biz parantez içerisindeki işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey ise şu. Mesela biz player almıştık. Player sent message deyip aktarılıyorsunuz mesajını atıyorum. Genelde bunu çakma lobilerde kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Hele bu konuyu o komut ile yani login işlemlerini yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Sonra player perform command. Ben ise bu sefer perform command'ı GM1 olarak ayarlayacağım. Çalıştığını sizlere göstermek için. Tabii ki de siz buraya lobby yapabilirsiniz ya da Skyblock yazabilirsiniz. Bu my command veya script ile yaptığınız herhangi bir aktarım kodu ile bunu bağdaştırabilirsiniz. Tamam, artık kodumuz bitti. Ve bunu yaptıktan sonra bizim için önemli olan konulardan biri de setCancel'ı true'ye. Bu yüzden eğer ki bunu kaydetmezsek envanterde hani bir Skyblock'ta dirt ayarladık ya, yani toprak ya da neydi onun ismi? Çim ayarladık ya, envanterimize çim gelir, çim bize düşer. Bunu engellemek için dirt setCancel'ı ayarlıyoruz. Yani aslında eventin her şeyi bittikten sonra iptal ediyoruz. Arkadaşlar bu setCancel'ı da aldıktan sonra buraya geliyorsunuz, start'a basıyorsunuz, start'a basalım. Ve birazdan o server'ın başladığını kendi gözlerimizle göreceksiniz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Tamam, bunu girdikten sonra buraya geliyorsunuz, localhost deyip localhost'a geldikten sonra görüldüğü gibi pusula elimize geliyor. Burada görüldüğü gibi pusulada sunucuda oyunlara giriş yapabilirsin diyor. Ve görüldüğü gibi şu anda oynayan 0 kişi var. Arkadaşlar sizlerin de dikkat etmesini istediğim bir husus var. Şimdi bakın, mesela ben pusula aldım elime. Pusulayı aldım. Bakın ben bu pusulaya sağ tıklıyorum. Herhangi bir komut girmiyor. Tabii ki de bu TP'lemesi tamamıyla Sipcode'la alakalı bir durum. Plugin'le alakalı değil, bilenler bilir. Haberiniz olsun, bilmeyenler de haberi olsun. Bakın gençler, sağ tıklıyorum, buna herhangi bir işlem yaptırmıyor. Ama ben buna böyle sağ tıkladığımda görüldüğü gibi menü açılıyor. Menüde mesela ben menüye şöyle şunları aldım ya. Menüye şu an item koyabiliyorum. Ama bu bug'u nasıl kapatacağız diye sorarsanız, menüdeki itemleri tabi alamıyoruz. Bu bug'u nasıl kapatacağız diye sorarsanız gençler, bunun için ayrı video bir çekebilirim gençler. Bu bug'ları engelleyebiliriz. Ayrı bir video çekebilirim. Gençler. Ya da şey yapabilirsiniz mesela, şöyle bir mantık üretebilirsiniz. Yakında debuglarla ilgili bir video çekeceğim. Yani buglarla ilgili. Bugları nasıl kapatırız, mantık nasıl üretiriz diye. Şöyle bir mantık yapabilirsiniz. Mesela biz bu menüyü açtığımızda bir boolean'e true'ye atayabilirsiniz. Sonrasında bu menüyü kapattığımızda o boolean'i false yapabiliriz. O boolean true oldukça bu blokları edindiremeyebiliriz. Böyle bir sistem yapabilirsiniz. Gençler, ama ben şu anlık bunu anlatıyorum. Sizlere görüldüğü gibi game mode'a atıyor bizleri. Yani komut girmesi de işe yarıyor. Gençler. Neyse gençler, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bucket Coding serisini haftada bir bölüm atıyorum. Bugünlerde bazı projeler ve bazı işlerle uğraşmaktayım bununla ilgili. Bunlardan ötürü bazı videolar geç gelebilir. Haberiniz olsun. Twitch linkimiz açıklamada bulunuyor. Discord'umuz açıklamada bulunuyor. Twitch'te ara sıra yayınlar yapıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Hadi sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.